Turunçgillerde limon, mandalin, portakal gibi ürünler çalışırken tabii Kamkat da o yıllarda gelmiş. Kamkat da artık son yıllarda ticarileşmiş, pazarlarda rahatlıkla görebildiğimiz C vitamini yüksek. Özellikle şunu söyleyebiliriz Kamkat için. Soğuğa karşı donma riski narenciye, diğer turunçgil türlerine göre daha geç oluyor. Eksi 7-8'lere kadar dayanabiliyor. Çünkü meyve yapısı çok küçük olduğu için, içindeki su yapısı az olduğu için hızlı bir şekilde donmuyor. Son yıllarda artık ticari bahçelerde kuruluyor. Çok pazarda da yoğun olarak görebildiğimiz bir meyve diyebiliriz. Aslında Kamkat son yıllarda ticarileşti. Özellikle daha önce şimdi bahçede gördüğümüz gibi süs bitkisi olarak kullanılıyordu. C vitamini açısından çok yüksek bir potansiyele sahip. Narenciye ve turunçgiller o bakımdan önemli bir meyve. Tabii taze tüketiyoruz. Özellikle kabuğuyla birlikte yeniyor. Tabii son yıllarda antioksidan madde içerikleri bakımından renkli meyveler, renkli ürünler tercih ediliyor. Kamkat da bunlardan bir tanesi. Tabii pandemi günlerinde özellikle sağlık çalışanlarının söylediği bir şeye dikkat etmek lazım. Doğru beslenmek, adına doğru beslenmek ve taze beslenmek önemli. Kamkat da o açıdan önemli bir ürün diyebiliriz. Son yıllarda yaygınlaştı dedim. Özellikle Antalya bölgesi, Mersin bölgesi ticari anlamda buralarda üretiliyor. Yaklaşık 2000-3000 ton civarında bir üretimimiz var. Kapama bahçe daha yeni yeni yapılmaya başlandı. Tabii Kamkat'ı yaş meyve olarak tüketimin haricinde de biz özellikle enstitümüzde bunun Kamkat reçelini yapıyoruz. Ve son yıllarda özellikle kuru yemişçilerde kuru meyveler görüyoruz. Kamkat da bu reyonlara girdi. Özellikle bu dilimlenerek, bunların da kurutularak yıl boyu tüketilmesine imkan sağlıyor. Sağlık olsun abi, ne yapacaksın? İnşallah. Başka zaman inşallah. Başına. Abla arkanı dönme. Bana bak bana. 100 dönüm Kamkat bahçemiz var. 100 dönüm Kamkat bahçesinde de 130-140 ton civarında meyvemiz var. Yıllık hasadını yurt dışı, yurt içi şey olarak da pazarlardan şey yapıyoruz efendim. Doğru. Efendim, Kamkat'ın birçok hastalığa karşı, özellikle şeker, kolesterol, bunun gibi hastalıklara dolayı çok faydasının olduğunu biliniyor. Yani bu kanıtlanmış şey olarak da. Ama bu yılda maalesef ki koronadan dolayı ciddi bir şekilde tüketime geçildi. Çünkü C vitamini yükü şey olduğu için, bunun tadından çok bu kabuğuyla yendiği için
bütün vitamin şey kabukta. Onun için de kanka bu yıl daha bir ayrı bir talep gördü efendim. Dur, senin sesin de çıkıyor şimdi kayıtta. Ay yok canım. Sandık dökümü nerede? Nerede oldu? Sandık dökümü. Kamkatan saatimiz başladı. Bu şekilde topluyoruz. Bir nara portakala göre birazcık daha zahmetli bir iş. O şekilde günlük 30-35 kilo arası topluyoruz. Her gün burada çalışıyorsun sanırım. Aynen. Devam ediyoruz. Her gün burada çalışıyoruz.